Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Elif kasidimizin son sayfalarından bir tanesi. Çok güzel olan harflerimiz var. Bunlar gayet güzel. Şuradan sonrasına gene hep uyardığım yer, buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Kefeli birleşimimiz iyi. Burada lambdan Z harfine geçişte küçük bir dokunuş gerekiyor. Şuradan sonrası özellikle bunu biraz inceleyerek ve şöyle dönmesi lazım. H de çok güzel olmuş. Gayet ölçülü. R'nın birazcık nerede sorun var biliyor musunuz? Şu kırıklığının birazcık daha buralardan aşağıya doğru olması lazım. Bir de ağız biraz fazla açık. Şuralardan şöyle dönerse daha iyi. Bir de bu tarafa yaklaşması lazım fi'nin. Birleşim de güzel olmuş. F, Y. Bunlar gayet güzel. F, V başları falan çok güzel görünüyor. En sondakinde bir sertlik var. Onun dışında şu dört tanesi de gayet güzel. Elinize sağlık. Evet, bu T-R-A birleşimiyle ilgili bir hatırlatma yapalım. Birincisi, şurada bir incelik var. Buraya geçerken bu mesafede mümkün olduğu kadar minik olacak. Evet, bu geçişi. Şuranın birazcık daha böyle aşağıya inebilir. Hemen ayrılır ayrılmaz değil de birazcık daha rahatlasın. Sonrasındaki ra'yı yapalım. Hala birazcık daha yuvarlaklığı var. Birazcık daha düz olsun. Çok hafif bir kavis var ama bu kavis bu kadar belirgin olmasın. Yani yan yana yapınca daha iyi anlaşılıyor yani. Şekil olarak, boyut olarak iyi ama şu kavis birazcık fazla duruyor. Evet, F güzel. Birazcık yani şey dengesi falan gayet iyi de birazcık fazla yuvarlak gibi geldi ama güzel. Aynı şey şurada da var. Bu vav'ın, bu alt kısmının yuvarlaklığının da böyle olmaması lazım. Eliflerin zülfelerini çözüyoruz. Birazcık kendilerindeki kavisler ve kendilerindeki eliflerin akışkanlığına da dikkat edelim. Evet, bu kavisleri birazcık daha hepsini de standart hale getirelim. Şu yazıcıdan çıktı aldığımız buraya yazması epeyce sıkıntı oluyor. Bunu söylemiştim. Gene buralar mürekkepli olduğu için kalem kaymakta zorlanıyor. Evet, buradaki zülfede bir şöyle dokunarak orayı kapatalım. Birleşim iyi. Dala geçiş gayet güzel. Yukarıya doğru çıkışımız iyi. Şu ayrılma noktasından sonra şuradaki kalem ağzı eksik kalmış. Yani ona da şöyle küçük bir dokunuşla burayı da düzeltebiliriz. Bir de bunun da uç kısmı, yani şuranın inceliğine ve ani dönüşüne dikkat edin. Şöyle bir kalem ağzı hareketi belli olsun, orada başlayın. Vav sonu da, bitimi de böyle. Bakın, vav'ın bitiminde böyle çok burası kalınlaşmasın. Şuralar incelsin. Bu dönüşü yaparken.
Evet, satır yerleşim falan da iyi. Bunların güzel görünüyor. Buradaki Ra'da da başlangıcı iyi. Şu kısmı, ikinci kısmına bir, bunda da bir, şurada herhalde yamukluk görünüyor. Yoksa bu da boy olarak falan iyi. F'nin baş kısmı iyi olmuş. Şu dönüşte bir tereddüt etmişiz herhalde. Bir de bunun da aynı şekilde. Şuradaki daha çok, daha güzel bakın. İlk baştaki tam istediğimiz gibi. Bu güzel. Bunun da buralarda bir problem var. Son dönüş. Şuradan sonrasını inceleyin. Özellikle. Evet, şimdi dişlerimiz burada birazcık, şu diş hepsinden yukarıya çıkmış. Oysa ki o hepsi böyle aşağıya doğru bir seyir halinde inmesi gerekiyor. Satıra paralel çizgiler çekecek olsak böyle arada bu kadar fark olmalı ikinci diş ve ilk diş arasında. Biraz fazla. Üçüncü diş de onlardan daha da aşağıdan başlayacak haliyle. Buradan gelirken de şöyle bir hareketle dönüyoruz burayı. Bu birleşimde. Bu aradaki mesafe biraz fazla uzamış olabilir ama diğerlerinden bu da aşağıda olacak. Sizin en baştaki dişle eşit olmuş. Harfin böyle bir yukarıdan aşağıya doğru akışkanlığının olması lazım. Aynı Ra'daki yuvarlaklık burada da var. Dümdüz değil. Evet, bir kavis var ama sizin bu yaptığınız kavisler biraz fazla belirgin oluyor. Birazcık daha azaltalım. Bir de şu geçişe bir dikkat edin. Bu geçiş bakın yukarıdan gelip böyle gelip böyle şekli var. Kalemin hareketiyle aşağıya geçiş yapıp ondan sonra Ra bağlantısını yapıyoruz. Bu biraz fazla açılmış ama iyi. Evet, Elif'e dikkat. Biraz zayıf kalmış. Ben Bahri, Bahir kelimesi. Şimdi ha iyi bir defa. Bunun sadece biraz daha bu taraftan olması lazım. Burada artan miktar, şurası bir nokta. Bu tarafa taşıyacağı kısım. Buradan alıp şurayı birazcık daha büyütebilirdik. Böyle yaparsak bu harf daha kendine gelmiş olacak. Daha güzel olacak. Güzel. Ağzı da buradan şu hareketle gelip şu ağzının karşısından itibaren aşağıya doğru dönüşü yapalım. Burada da gayet güzel olmuş. Yani küçük, sadece biraz bu taraftan başlaması gerekiyor. Şu geçişte de bir incelik var ama şurada bir fazlalığı var. Evet, şu aşağıya doğru geldiğimiz tırnağın üzerinden başlayıp bu tarafa doğru gidiyoruz. Burada bu geçişte hareket böyle değil. Şöyle bir kaviste bitirmemiz lazım. Sanki orada şu kaviste bitirip üzerinden de böyle geliyor gibi anladım. Son kısmını özellikle şu kaviste bitirmek gerekiyor. Bu kısmı özellikle göstermek için yapmaya çalıştım.
Evet, bu F'nin biraz bu tarafa taşması gerekiyor. Y çanağı falan gayet güzel olmuş. İyi. Şu mesafe kısa, 4 nokta gelmez. Şöyle oldu mu daha iyi oldu. Evet, sonrasındaki bu hareketlerimiz doğru. Kavisler doğru. Sadece birazcık erken dönmeniz gerekiyor idi. Burada bir nokta daha, birazcık daha yukarıya doğru dönüp ondan sonra inelim. Burada da güzel. Burayı birazcık daha ince tutarsak daha güzel olacak. Evet, ben şey iyi. Bundan sonrası da iyi. Evet, şu hareketleri de tabii dediğim gibi henüz hareketleri değerlendirmeye başlamadım ama bu hareketlerin şimdilik bilmeniz gereken hepsinin birbirine paralel olması gerektiği. Bu hareketi koyarken mesela diğerlerini de düşünün. Bu şu yazıyı kurtarmak için belki sonradan koydunuz. Bundan kaynaklı olabilir ama bunların hepsinin birbiriyle paralel olması lazım. Diğerlerinde çok bir sorun yok ama bir de bu birazcık bu kalem yazıya göre ince bir hareket olmuş. 3'te 1, yani 3 milimlik bir kalemle yazıyorsanız 1 milim kalınlığında bir kalemle bu hareketleri koymanız lazım. Evet, buradaki nesihi de bakmış olalım. Bunlar iyi. Bunlarla ilgili sorun yok. Elinize sağlık. Güzel olmuş. Maşallah. Evet, gelelim H birleşimlerine. Evet, şu en baştaki güzel olmuş. Gayet güzel. Geçen hafta söylediğim o düzeltmeyi burada yapmış gibisiniz başlangıç için. Şu köşelerde birazcık böyle bir sertlik seziyorum sadece. Şuralar. Siz de fark ettiğinizi bilmiyorum. Buraların birazcık yumuşaması lazım. O kadar keskin değil. En azından dönüşü birazcık böyle yuvarlatabilirsiniz. Özellikle şu sondakinde falan böyle çok daha şuralardakinde falan daha belirgin olmuş. Evet. Buradan cime geçişte bu kavis yok. Böyle geliyoruz, böyle gidiyoruz. H elif gayet güzel olmuş. H B'de ise bu geçiş böyle yuvarlak bir geçiş değil. Sırayla gidelim şimdi onu. Fark ettim. Şu dönüşü dediğim gibi tam şu köşeyi birazcık daha bu kadar keskin olmasın, yuvarlatıverin. H'den B'ye geçerken de iki nokta aşağı bir nokta yukarı gibi düşünün. Tam böyle bir yuvarlak geçiş yok. Gelelim H'cime. H'cimden de H'den geldikten sonra dediğim gibi şu kavisle cimin üst kısmını yapmaya başlıyoruz. Siz şöyle yapıp böyle gelip ondan sonra yapmışsınız. Böyle değil. V'den gelip böyle yapmamız gerekiyor. Bu iyi. Evet, dal harfi arada bir 1,5 noktalık boşluk olması lazım. Orayı biraz rahatlatıp diğer şeyleri iyi. Evet, bu biraz önceki derslerdeki gibi olmuş bu H. Bu H'yi de düzeltirsek ikinci harfimiz burada güzel. Baştaki gibi olsun. Yani burada problem ne peki? Şu göz iki, soldaki gözü çok içeriye dönerek yapmışsınız. O kadar içeriye dönmeden bu gözü de şuralardan geçtikten sonra bu gözü yapmanız lazım. Burada keşide de ve ra'da sorun var. Keşide o kadar derin değil, bir nokta. Yani şuralardan 1,5-2 noktayı bulur neredeyse sizin. Çok
Derinleştirmeyin o kadar. Şuralar yeterli. Sağ içimi de dediğim gibi yukarıya elif adeta çıkıyormuş gibi dönüş yapıyoruz. Ondan sonra bu rayı bir nokta aşağıdan rayı yapmaya başlıyoruz. Çok yukarıdan yapmayın. Hemen dönüş yerinden rayı yaparsanız şu kısmı kısa kalıyor. Bakın burası kısa kalmış. Evet, bu R'ye de bir dikkat edelim. Bu R'nin de son kısmı açılış açık yere çok içeriye dönüyorsunuz. Birazcık daha açık bitirelim. Evet, sizin dişleri iyi. Sat güzel. Birazcık daha şu altında bir boşluk kalabilir. Satların şu ilk hareketini biraz yatay yapıyorsunuz. Birazcık daha onun açısını şöyle kaldıralım. Böyle yaparsak o harfle birleşince bunun altında şöyle bir nefes payı bir boşluk olur. Bu keşi de iyi. Bu da iyi. Bunun sonu sipsivri bitirmeyin. Böyle küt bir şekilde birazcık daha şuralara kadar kalın bitmesi lazım. Tığının ucunu çok yukarıya çevirmeyin. Satıra paralel devam etsin. En sondaki. Ve bu tığı da sattakinden farklı olarak tarifinde bunu da yazdı gözünün içerisi bir noktaları tığının. Sattatın ise gözünün içerisinde 1,5 noktadır. Evet, birazcık daha şu burnunu havaya kaldıralım. Tığlarında, satlarında. Şekilleri güzel ama şu altlarında bir boşluk oluşması lazım. Ayın daha iyi bu sefer. F'de burada da bu geçiş şöyle. H'den geliyoruz. Yarıdan sonra da incelerek yukarıya çıkıyoruz. Yani tam ortadan bir dönüş olması lazım. Sonra F'yi yapıyoruz buraya. B gibi olsun bunun çanağı da. Birazcık çanağını köşeli yapmışız. Kafa harfi biraz küçük olmakla birlikte şekil olarak iyi. Buradaki H'de de bir problem var. İlkini çok yatay gelmişiz. Birazcık daha tam o da 45 derece şöyle dik gelmesi gerekiyor. Aynı kalınlıkta gidip aynı paralele yakın açılarak gitmesi lazım. Tabi aynı paralelde gidemez. Evet, güzel. Bu H'lerin devamını yazabiliriz. Büyük bir çoğunlukla oturdu. Nasıl olsa gene tekrar ediyoruz H'lerle ilgili dersimizi. Sülüs yazı için de beğendim. Şöyle bir hatıra kalsın inşallah bu yılın bir hatırası olarak bir aferin. Sülüs yazı için de yazı vereceğim. Elinize sağlık.